Herkese merhabalar. Ben Mehmet Akif Büyük. Bugün mutfağımızda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle Gaziantep'te düzenlenecek olan 8-9 Mart tarihlerinde İpek Yolu Kariyer Fuarını takip edecek öğrencilerimize pratik lezzet ve tariflerimizle destek olmak istedik. Sizler için Gaziantep mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tarihi Osmanlı'ya kadar dayanan peynirli irmik helvasını yapacağız. Hepinize merhaba, ben Kaan Tümay. Şu anda size peynirli irmik helvamız için gereken malzemeleri sayacağım. İlk başta 50 gram sade yağımız, 250 gram toz şekerimiz, 150 gram irmiğimiz, 400 gram suyumuz ve 200 gram tuzsuz Antep peynirimiz bulunmakta. Herkese merhaba, ben Anissa Bozda. İlk önce işe peynirimizi ince ince dilimlemekle başlıyoruz. Peynirimizi sıcak suya alıyoruz. Peynirimiz sıcak suda beklerken sade yağımızı tavaya alıp irmik hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra şekerle birazcık kavuruyoruz. Ardından suyumuzu ekliyoruz. Peynirimiz eridikten sonra sıcak bir şekilde servis yapıyoruz. Daha sonra üzerine istediğimiz malzemelerle süsleyebiliriz. Afiyet olsun herkese. Öncelikle ocağımızı yakıyoruz ve tavamızı ocağa alıyoruz. Anissa, sen yapmaya başla. Anissa, sade yağla irmiği kavururken Kaan burada peynirlerimizi ince ince doğrayacak, sıcak suya koyacak ve en son birleştireceğiz. Evet. Şimdi yağımızı veriyoruz. Biraz kısalım. Bir şöyle alalım. Kaan, sen de peynirleri doğramaya başlarsın. İnce ince doğruyoruz. Daha sonra sıcak suya koyuyoruz. Evet. Şimdi şöyle irmiğimizi koyalım. Anissa, sürekli karıştırarak pişiriyorsun. Tatlımız hafif pembeleşinceye kadar kavrulacak. Daha sonra şekerimizi ekleyeceğiz. Anissa'nın bahsettiği gibi şekerle de bir miktar daha kavurduktan sonra suyumuzu vereceğiz ve kısık ateşte demlemeye bırakacağız. Her evde, özellikle öğrenci evlerinde kolaylıkla yapabileceğiniz hemen birkaç malzemeden oluşan tatlı, anımızı kıracak bir tatlı diyebiliriz. Yapımı çok basit, süresi çok az. Yani can kurtaran gibi hemen bir 10 dakikada tatlımız hazır olacak ve afiyetle yiyeceğiz. Anissa, sanırım o oldu. Şimdi bir müddet de toz şekerle karıştıralım. Evet, toz şekerimizi de ekliyoruz. Tamam, karıştırmaya devam et. Ama biraz kısayım, biraz daha kısayım. Tamam, biraz daha doğra. Biraz daha doğra, hemen sıcak suya koy, hızlıca. Evet, kavurma işlemi de bu kadar yeterli. Şimdi suyumuzu veriyoruz. Yine karıştıralım. Karıştır, karıştır. Bir alayım şöyle. Şimdi altını kısıyoruz ve demlene demlene pişmesini sağlıyoruz. Evet, peynirimizi çok ince doğradık, sıcak suya ısladık ve sıcak sudan sonra tatlımızın biraz daha çekiştiğini görüyoruz. Bir miktar daha çekiştikten sonra peynirimizi ekleyip sıcak olarak servis yapacağız. Evet, şimdi peynirimizi koyuyoruz. Karıştırayım mı? Yavaş yavaş karıştıralım Anissa. Tahtamızı da şöyle alalım. Yani peynirleri rendeleyebilirdik. Biz ince ince doğramayı tercih ettik. Çünkü rendelediğimiz peynir hızlıca içinde kaybolacaktı. Ama ince ince doğradığınız zaman peynirle yemiş olduğunuzun farkına varacaksınız.
tıpkı burada görüldüğü gibi. Alayım ben biraz. Evet. Tatlımız hazır. Şimdi servis yaparak tatlımızı son haline verelim. Evet sevgili arkadaşlar, Anisa ve Kaan'la birlikte irmik helvamızı yaptık ve şimdi irmik helvamızı sunarak sonlandıracağız. Sizler için 3 çeşit sunum yapacağız. Ben tost fıstıklığı tercih ediyorum. Evet. Tost fıstıklı irmik helvamız. Kaan seni alalım. Sen de cevizliği yap kardeşim. Evet, peynirimiz de tam istediğimiz gibi sünüyor. Sıkıntı değil, devam et. Tamam, güzel. Şimdi cevizimizi koyalım. Al elini al, bakır elini al. Yani şöyle üzerinden boşalt. Evet, elini alalım. Eline sağlık. Anisa, şimdi sıra sende. Sen de istersen pirinç fıstıklı yap. En son üzerlerine tarçın serpmek isteyen arkadaşlar serpebilir. Kaan, seni yan tarafa alalım. Evet, pirinç fıstıklı yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, tatlılarımız hazır. Yapanlara afiyet olsun.